Doğu Guta'daki olaylar üzerinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'de bir ay insani ateşkes kararı aldı. Konsey 3 kez ertelemeden sonra oy birliğiyle ateşkes kararı aldı. Kararda Doğu Guta'nın yanı sıra Yarmuk, Fua ve Kefraya bölgeleri içinde kuşatmanın kaldırılacağı kaydedildi. Kararın ardından dikkat çekici açıklamalar geldi. Türkiye ateşkes kararından memnun olduğunu açıkladı. Ateşkes kararından Türkiye'nin Afrin operasyonu etkilenecek mi sorusu da cevabını buldu. Yapılan açıklamalara göre Türkiye terörle mücadele ettiği için operasyon aynı şekilde devam edecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de insani ateşkesin derhal yürürlüğe girmesi çağrısı yaptı. Bu konuda Rusya'dan da önemli açıklamalar geldi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nementsya, Moskova'nın ABD'nin Suriye'deki işgalci tavırlarına son vermesi konusunda ısrarcı olduğunu belirtti. ABD öncülüğündeki sözde koalisyonun işgalci tavırlarına en kısa zamanda son vermesi konusunda ısrar ediyoruz. Bunu yapmalarının diğer sonuçlarının yanı sıra net bir insani etkisi de olur. Bunu yapmaları Suriye hükümetine teröristlerden kurtarılan tüm topraklarda normal yaşamın inşasına başlamak için olanak sağlamış olur. ABD'den egemen Suriye'ye karşı saldırı tehditleri savuran bazı yetkililerin kamuya yaptığı açıklamalardan duyduğum derin endişeyi dile getirmek isterim. Hemen uyaralım ki daha yeni kabul edilmiş olan tasarının rastgele yorumlanmasına izin vermeyeceğiz. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan da önemli bir açıklama geldi. Açıklamada Rusya'nın Moskova ve Şam karşıtı isterinin körüklenmesi ve Suriye'deki siyasal çözüm sürecinin baltalanmasına yönelik girişimleri sert bir biçimde durduracağı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki oylamadan önce Doğu Guta'da Suriye, Rusya ve İran'ın son dönemde yaptıkları şeyler insani bir rezalettir ancak ABD'nin orada olmasının tek amacı DAEŞ'ı ortadan kaldırmak ve eve dönmektir. Başka bir amaçla orada değiliz iddiasında bulunmuştu. Ancak Rusya, Doğu Guta olayları konusunda ABD'den çok farklı bir yaklaşım içinde. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi, Doğu Guta'daki militanların Suriye hükümetinin bölgedeki halka yardım etmeye yönelik tüm çabalarını bloke ettiğini duyurdu. Doğu Guta'daki insani ve sosyal ekonomik durum, Ceyşul İslam, Feylak el-Rahman ve Fetih el-Şam terör örgütlerinin liderleri tarafından bilinçli olarak geriliyor. Suriye hükümetinin Doğu Guta'daki halka yardım etmeye yönelik tüm çabaları militanlar tarafından bloke ediliyor. Bir gün içinde Doğu Guta'daki yasa dışı silahlı örgütlerin kontrolündeki bölgelerden Şam'ın bölgelerine ve yerleşimlerine 27 mayın ve 2 füze fırlatıldı. Füzelerden biri Şam kentinin Rud ed-Din bölgesinde bir konuta isabet etti. Önemli tahribat ve sivil halk arasında ölenler var. Bir günde toplam 4 sivil hayatını kaybetti, 51 sivil ise yaralandı.